Hepinize tekrardan merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir önceki videoda demiştik ki bunu dört gözlü bir kalıp haline getireceğiz. Ardından da daha doğrusu dört gözlü çelik haline getirdikten sonra bir kalıp seti oluşturacağız kendimize arkadaşlar. Şimdi onun üzerinden devam edebiliriz sizinle beraber. Şimdi birkaç şey bahsetmek istiyorum size. İlk önce bu çelik kalınlıkları ne kadar olacak? Burada önemli bir husustur bu. Çelik kalınlıkları ne kadar olacak? Şimdi bu dişi çelikte, daha doğrusu şöyle bakalım buna. Şimdi parça nerede kalacak? Kalıp bu şekilde çalışacak. Parça burada kalacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde de çalıştırabilirsiniz aslında. Fakat itici izlerinin olmasını istemeyiz biz burada. Tamam mı? Şimdi bu parçanın dış kısmı buranın kozmetik olarak güzelliği bizim için önemli. Yani şu iç kısmında, görünmeyen kısmında istediğiniz kadar işlem yapabilirsiniz. İtici izlerini de burada bırakmak daha makbuldür. Bunu söyleyeyim size. Şimdi bu yüzden erkek kısım olarak, hareketli kısım, mengene kısmı olarak bu kısmı seçiyoruz kalıpta. Şimdi şöyle dişi çeliğimizi aldığımızda dişi erkeğin ne olduğunu da anlattım birkaç videodur size. Bundan sonra bahsetmeyeceğim. Dişi kısım, erkek kısım olarak devam edeceğim orada. Şimdi bu kısma baktığımızda burada şöyle ölçüm komutumuzu alalım. Bakalım burası 50 milimetre. Tamam, burası 50 milimetre ama bakın çeliğin tepesinden aşağısı acaba ne kadar? Şimdi yanlış face'i seçtik. Şuradan kaldıralım bunu. Burayı seçelim. Bakın 81 tam %16 geliyor. Tamam, bin delik ya da 10 bin delik kısmını takılmayın. O kısma girmiyorum şimdi. Bunu ben kaçlık çelikten işleyeceğim? Şimdi mühim olan kısım bu. Piyasada ne var? 20, 30, 40, işte 46, 50 vesaire vesaire o şekilde gidiyor da. Bunu ya yüzlük çelik alacaksın, üstünden 20 milime yakın talaş alacaksın. Ya da bakın bunu biz ne yapabiliriz? Bunu biz 78'e düşürebiliriz. Tamam, biz bunu 78 milimetreye düşürebiliriz. Peki ya bunu nasıl yaparız? Şimdi şöyle yapmamız icap ediyor. Bir hesap makinesi lazım bize. Şöyle şuraya girsen. Hesap makinesi deyip şu uygulamayı sağ tıklasam başlangıça sabitle, görev çubuğuna sabitle. Evet, bakın hesap makinesi geldi. Ölçümüz neydi bizim burada? Ölçüyü ilk önce unutmayalım. Şöyle gelelim. Şöyle şunun tepe noktasından. Bakın buraya 81 tam 16.75. Tamam mı? Şöyle 81 tam 16.75 eksi 78 dediğimde 3 tam 16.75. Şimdi burada split body komutunu kullanabilirim. New plane olarak burayı seçiyorum. 3.16.75 ve bunu ters yönde kesiyorum. Bunu iki parçaya ayırıyorum. Şöyle bir remove parameters yapalım. Ardından da şu dıştaki body'den kurtulalım. Şimdi bunu 78 milimetreye düşürdük. İlk yapacak olduğunuz işlem bu. Gördüğünüz gibi minimum distance. Şuradan hatta maksimum perpendicular, maksimum diklikte bakmanız en önemlisidir sizin için. Yani direkt doğru yönde gösterir. Hatta şuradan şöyle de yapabilirsiniz. Bir vektör yönü seçip şu vektör yönünde bakın. İstediğiniz ölçüye bakabilirsiniz. 78 milimetreymiş burası. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bunu da ne dedik? 160 milimetre, 160 milimetre bir kare içerisine aldığımızı söyledik. 80'e 80 ayırmıştık. Şimdi burada olayımızı tamamladık aslında. Bunu şimdi nasıl çoğaltacağız? Genelde şunu kalıpçılar çok yapar. Daha doğrusu kalıp tasarımını yeni başlayan insanlar çok yapar. Bu tarz parçalar tamamen tasarımı gereği dört tarafı simetrik bir parçadır. Yani burası neyse burası da o. Yani burası bunun 90 derece. Bakın şu köşeden 90 derece çevrilmiş halidir. Fakat siz asimetrik formda bir parça kalıplıyorsanız, bunun örneğini göstereceğim ben size. Adamlar geliyor şunu yapıyor, bakın burada yanılacaksınız. Şunu kapattığımda burada yanılacaksınız. Adam geliyor buradan mirror geometri komutunu alıyor. Plane olarak bunu seçiyor bir. Tamam mı? Bunu yaptı. Sonra geliyor komutu bir daha alıyor. Bu ikisini seçiyor. Plane olarak burayı seçiyor. Tamam diyor ki hop diyor dört gözlü diyor çeliği çıkardım ben burada. Şimdi sen dört gözlü çeliği çıkardın da. Bunun diyelim burasında bir tane delik var. Sen bunu aynaladığında bu delik buraya gitmiyor. Buraya geliyor. O zaman bu parça doğru. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu yanlış çıkıyor. Al. Olayın başında sen hatayı yapmış oluyorsun.
Bak bu yüzden tamam bu komutu çok kullanmayın. Bu komutu bilinçsiz kullanmayın özellikle. Bunu siliyorsunuz. Ctrl+T yapıyorsunuz. Buradan kopya orijinal seçip distance vektör yönü 160 milimetre. Bunu çektik çoğalttık bu sefer. Taşıyarak çoğalttık. 160 milimetre de aşağıya. Bu da tamamen amparametrikliği kapattım ben. Direkt body olarak benim karşıma bunu getiriyor. Şimdi aynı işlemi bakın burası için de yapmamız gerekiyor. Hatta burası için yapmadan önce şu parça içinde yapmamız icap ediyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şöyle Ctrl+T yapacağız buna da. Şöyle 160 milimetre onaylayacağız bunları. Ve iki gövdeyi tekrardan seçeceğiz ve bu bodyleri de çoğaltmamız gerekiyor. Bu bodyleri de çoğalttıktan sonra bu hazır burada bir dursun. Şimdi bakın burada ara ölçü büyük. Tamam, bunu birazcık daraltacağız biz. Bunu birazcık daraltacağız sizinle beraber. Fakat ondan önce şimdi bu kısımla birazcık ilgilenmemiz gerekiyor. Bu kısımda da çünkü şu tam boyu tutturmamız icap ediyor. Bakalım şöyle ölçüm komutuna girelim. Bunun tepesi düz bir yüzey. Bunu biliyorum. Buradan buraya ne kadarmış? Bakın 162 %36. Tamam mı? 62 %36 offsetlesem bunu mesela 62,36. Şöyle bunu da ters yönde yaptığımda burada 100 milimetrelik bir çelik kalacak. Bunu bir tam sayıya getirmiş olacağım ben. Bakıyorum tam 100 milimetre. Mesela bunu 20 yapsam 80 olur. 22 yapsam 78 olur. Şöyle bir daha offsetliyorum ve bakalım şimdi bunun içerisine doğru bir girinti var. Bakın su yollarını açmanız için de uygun bir şey kaldı ama daha tam belli değil. Fakat bu şekilde kalsın bu. Bunlardan da bir kurtulalım parametriklikten. Şöyle de bir renk verelim. Baktığımızda gözümüzü yormayacak bir renk. Şöyle su yeşili bir renk olabilir. Bunu sabit tutacağız. Tamam mı? Bunu sabit tutacağız. Bu çeliklerle oynayacağız şimdi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapacağız. Bunu ve bu gövdeleri siliyoruz. Çünkü burada bakın afaki derecede bir büyüklük var, tamam mı? Böyle bir büyüklük olmaz çelikte. Daha yollukta yürürken dondurursunuz parçayı. Zorlaşır. Şimdi bu 160'a 160'tı mesela. 120'ye 120 yapsak. 160'tan 120 çıktığında ne kalıyor? 40. Yani tek taraflı. Şimdi bunu 20 mm offsetlemeniz gerekiyor. Şöyle tersi yönde seçsem. Tamam, bakın gayet güzel bir çelik ebatlaması oluyor benim için. Tabii aynı düzenlemeyi bunda da yapmamız gerekiyor. Bunda işimiz birazcık daha kolay. Şimdi böyle replace komutlarıyla bunu bu şekilde taşır gidersiniz yani. Tekrardan komuta girmem gerekiyor. Bunu da buraya çektik. Bunu da buraya çektiğimize göre şöyle gelelim bakalım. Herhangi bir sorun sıkıntı gözüküyor mu? Gözüküyor. Burada bir tarafı tam. Burada yanlış bir uygulama yapmışız. Bakın bu iptal. Şimdi düzelmiş olması gerekiyor. Şöyle arka plana geçelim. Replace bunu buna. Edit Display'den bir bakalım. Olması gerektiği gibi. Şimdi şöyle bir gelelim. Yine bir kontrol yapalım burada. 120 milimetre. Ctrl+T komutuyla Move Object komutuyla 120 milimetre bir taşıyalım. Onaylayalım bakalım. Bakın gördüğünüz gibi burada güzel bir boşluk kaldı bizim için. Şimdi bunu bir ölçelim bir de. Burada arada ne kadar varmış mesela? Şu çizgiden şu çizgiye bakın minimum distance hatta şöyle bir vektör yönü de belirtelim. Yine aynı çıkacaktır bunda gerçi de. 35,5 mm varmış. Şöyle kumpası bir elime alayım ben buradan. Şöyle bakıyorum. 35,5 mm tamam arkadaşlar. Burada gayet iğne yolluk yapabilmemiz için dahi hatta. İğne yolluğu burada bundan yaptırabiliriz.
Bu plakadan yaptırabilir miyiz? Yaptırabiliriz. Düz yolluk da yapabiliriz. Çok da fark etmez açıkçası ya. Ama bu ölçü yeterli. Tamam, bu ölçü bizim için yeterli bir ölçü. Şimdi madem hazır buraya kadar yaptık. Şöyle bunları da çekelim şu tarafa doğru. Ne dedik? 120 milimetre. Vektör yönünde çeliği oluşturalım burada. Sizinle birlikte. Bu arada kayıtta değil mi? Evet, kayıt. Şimdi bunu oluşturduktan sonra aynı işlemi bunun içinde yapmamız gerekiyor. Şöyle 120 diyorum, onaylıyorum. Şöyle vektör yönünü de seçiyorum. 120 mm deyip onaylıyorum. Bakıyorum, unsur ağacım kalabalıklaşmış. Bundan hemen kurtuluyorum. Bundan kurtulduktan sonra şöyle unite komutuyla bunları birleştirebilirim. Tek bir çelik haline gelsin. Tamamdır. Şöyle gelelim. Aynı işlemi bunun içinde yapalım arkadaşlar. Bu arada bizi bilsem viziyle anlatacağım bunları size de. Daha tam bunları yapacak kadar bilmiyorum. O program maalesef bundan birazcık daha teferruatlı bir program. Güzel de bir program ama maalesef bunun kadar daha bilemiyoruz o programı. Şimdi şöyle Ctrl Shift U yapalım. Edit Display kısmına girelim. Bakın gördüğünüz gibi çeliği oluşturduk burada sizinle birlikte. Şimdi sorabilirsiniz, mal nereden basılacak? Malı nasıl basacağımızı şimdi burada mı anlatayım, ileride mi anlatayım bilmiyorum ama bakın ya yolluğu böyle vereceksiniz. Şöyle 1 2 1 2 verebilirsiniz. Ya da şöyle yataylamasına verip buralardan verebilirsiniz. Fakat böyle çapraz bir yolluk olmayacak, o kesin. Tamam mı? Onu bir unutun. O şekilde olmayacak. Şöyle şu çelik kısmına baksan, şöyle CTRL-Z, bir daha CTRL-Z yapayım. Transparan olmadan bir bakayım şuna. Bundan da şu yeşili değiştirelim zaten. Hatta şu parçalarımı ben gri yapayım. Hazır çekme moblenden basılacak ya, birazcık mantığa da uygun olsun. Şöyle yaptığımda bakıyorum. Nasıl yolluk verelim? İğne yolluk mu verelim? Normal yolluk mu verelim? Biz buna normal yolluk verelim. İğne yolluğu ilerleyen videolarda anlatayım ben size. En iyisi iğne yolluğu, evet, ilerleyen videolarda anlatayım size. Ha, iğne yolluk versek çok güzel olur aslında o parçaya da. Tamamen otomatik düşer. Neyse, yolluğa sonra karar vereceğiz artık ya. Şöyle şurayı bir ölçelim. 65 diyor. Gerçi bunun 65 olup olmamasına bakmamamız lazım burada. Neden bakmamamız lazım? Bunun tepesi, bunu 78 yapmıştık biz sizinle beraber. Şöyle bakalım buraya. 78 milimetre. Şöyle uzunluğumuz ne kadarmış acaba bizim? 240. Şimdi şöyle devam edelim. 50'şer milimetre bakalım. Buralardan bir offset verelim çeliğe. 50'şer milimetre niye offset veriyoruz? Şimdi buraya biz köprüleri koyacağız. Yükseltme takozlarını koyacağız. Ayrıyetten de kolonun burcun çalışacağı yer olarak veriyoruz bunu. Bu kalıbı bakın bu şekilde çalıştırırız. Neden bu şekilde çalıştıracağız? Şu dar olan kısım, enjeksiyonun buralarda kolonlar vardır. Kolondan girsin diye, çok yüksek, çok büyük enjeksiyon istemesin diye bu şekilde çalıştırırız biz bunu. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra şöyle gelelim. Şu tabii face seçiliymiş burada. Şöyle 100 milimetre bir yüzey geometrisi oluşturayım bakayım ben buraya.
Ardından bunu da şöyle 48 milimetre et kalınlığını verdim. Şimdi şu şeyden kurtulmak istiyorum. Yüzey geometriden kurtulup bunu mirror geometri komutuyla bakın bu kısma çoğaltmak istiyorum. Şimdi bunu da çoğalttıktan sonra bakın şunu yapabiliriz. Kalıp setini oluşturuyoruz sizinle beraber. Anlatacağım birazdan şimdi neyin ne olduğunu. Bu 100 mm'de kalsın. Bu 100 mm'de kalsın. Buna 28 mm et kalınlığı vereceğiz. Çünkü bu tarz kalıplarda bunu veririm ben. Alt plakanın özellikle ince olmaması gerekiyor. Zamanla itici plakasında yamulma meydana gelebiliyor. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Buraya kadar uzatıyoruz. Tamam, bunu buraya kadar uzatıyoruz. Ardından şunları bir gizleyeyim. Neden? Buna şöyle 5 milimetre küçülteceğiz bunları burada. 5 milimetre yeterlidir bizim için. Şimdi bunu 5 milimetre uzattıktan sonra şöyle bunun aynısından bir tane de buraya koyayım. Fakat bu 28 değil. Gerçi bunu da 28 kullanabilirsiniz. 20 milim de kullanabilirsiniz bu plakayı. O gelecek olan plakayı taşlamanıza, taramanıza. Gerçi tarasanız iyi oluyor ama boş verin. Bu da 28 kalsın ya. Hiç ellemeyin. Şimdi kafanızı karıştıracağım ben sizin burada. Ona gerek yok. Şimdi hazır bunları büyütmüşken bu da büyüyecek bu tarafa doğru. Şöyle yaptım bunu da. Tekrardan bir yüzey geometrisi alıyorum. Bunu şu tarafa doğru, evet buraya doğru 100 milimetre. Şu Ctrl F diyeyim, katılayım. Ardından thickness komutuna geliyorum. Bakın bunda 28 milimetre uygundur. Tekrardan bir remove parameters yapalım. Şu alt taraftaki yüzey geometriyi siliyorum. Şimdi replace face komutuyla bunu buraya kadar çekeceğim. Ardından bunu da buraya kadar alacağım. Şimdi bunu enjeksiyonun pabuçları var. Onları da anlatacağım, göstereceğim ben size. Bu pabuçları bağlayabilmek için şöyle 50 milim de olur, 35 milim de olur, 40 milim de olur, tamam mı? Çok da ufak kalmayacak şekilde bunu bu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde uzatıyoruz. Şimdi hali hazırda bunu yapmışken şunu da yapabilirsiniz. Şöyle face edge diyelim. Bunu seçelim. Ne dedik? 28 milimetre. Nan bir şekilde. Aynı çeliğin üzerinde. Aynı çeliğe. Tamam mı? Aynı çeliğe. Üst grup için. Dişi grup için de yapıyoruz. Ve bakın burada kalıbı çıkarmış olduk. Alın size kalıp seti. Şimdi bunun üzerinde konuşacağız sizinle. Bunun üzerinde sizinle konuşacağız arkadaşlar. Kaydetsin bunu. Şöyle gelelim. Sağ tıklayıp transparanlığı açalım. Background arka planı da şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyorsunuz? Öncelikle burada ne gördüğünüz çok önemli. Şu artık komutlarla bir işimiz yok. Birazcık teori üstünde konuşmamız gerekiyor sizinle. Bu kalıp, tamam, kalıp dediğimiz şey bu bakın aslında. Hani piyasada görüp görebileceğiniz bütün kalıpların tasarım şekli, mantığı budur. Hani bu değişmeyecek bir kere. Şu videonun son 5 dakikası var ya, şu seti oluşturduğum kısım. Bu kısmı iyi öğrenin. Yani bu kısmı öğrenmeden tamam, yapamazsınız bu işi. Şimdi bu kalıp dediğimiz alet çalışan bir mekanizmadır. Çalışan bir makinedir, tamam mı? Hani bir dikişlen, bir CNC torna, universal torna nasıl çalışıyorsa bak bu da o şekilde çalışıyor. Bunu küçümsemeyin. Tamam, burada yapacağınız en ufak hata sizin işi berbat etmenize neden olur. Bunu söyleyeyim size. Çok basittir. Çok da zordur. Şu kısım, bakın şu yeşil renk çelikle şu çeliğin ayrıldığı kısım ayrım çizgisi olarak adlandırılıyor. Hani sizinle beraber bir önceki videoda yüzey örmüştük ya, bakın ördüğümüz yüzey burada. Ördüğümüz yüzey bu çelikle bu çeliği ayırmamıza yaradı. O kısmı beceremezseniz buraları hiç yapamazsınız. Onu da söyleyeyim. Orayı düzgün bir şekilde kavramanız lazım. Daha birçok parça üzerinde sizinle kalıp ayrımı yapacağız. Bakın şu kısmı ayrım yapacağız. Dikkat ettiyseniz
şu çelikle şu çeliği oluşturduktan sonra tamamen ekstrüt komutuyla çizdik bunu. İşimiz bundan sonra tamamen ekstrüzyon komutuyla. Tamamen katıla, kes, del, bu kadar. Şimdi kalıpçılık bitti. Kalıpçılık buraya kadardı. Şimdi bu kısım ve buradan sonrası, bakın şu kısım erkek kısım. Tamam mı? Yandı bak, kırmızı yandı hatta. Şu kısım ise dişi kısım. Bu kısım sabit. Burada enjeksiyonun ocağı var. Tamam mı? Bu kısım sabit. Bu kısım gidiyor geliyor. Şimdi bu erkek çelik. Bunlara köprü denir ya da yükseltme takozu denir. Şimdi bu niye var? Bu niye var biliyor musun? Bunlar bu itici grubu alt plaka ya da itici grubu plakası. Bu da itici grubunun kapağı. Kapatıyorsun kapak. Şimdi bu itici grubu buradan arkadan bir piston var enjeksiyon makinesinde. Piston vurduğunda bu grup, tamam mı? Şu ve şu böyle ileriye geliyor. İleriye geldiğinde burada iticiler var. Bu iticiler bu parçayı iktiriyor. Bu yükseltmeleri koymamızdaki amaç, tamam mı? Şu iki yükseltmeyi koymamızdaki amaç bunun burada hareket etmesini sağlayacak kurs boyunu. Vargel tezgahında ya da planya tezgahlarında kurs var. Hani hareket boyunu sağlamak, tamam mı? Kurs boyunu unutun. Hareket boyunu sağlayabilmek için bunu ve bunu koyuyoruz. Gel gelelim velhasıl kelam hava itici sibopları vardır. Tamam mı? Parçayı bir mekanik itici olmaz o kalıplarda. Kalıp açıldıktan sonra böyle püf diye hava basar, hava ittirir, hava düşürür parçayı. Genelde saklama kabı kalıplarında, kase kalıplarında çok kullanılır bu. Tamam mı? O kalıplarda bu kısım yoktur. Şimdi bu köprüleri şu kısmı hareket ettirebilmek için kullanıyoruz. Şu plakayı da bütün bu grubu bunun üstünde toplayabilmek için kullanıyoruz. Burada şimdi diğer tarafa geçtiğimizde bu çeliği enjeksiyona bağlayabilmek için bunu kullanıyoruz. Şimdi bu ya normal yolluklu yapacağız ya iğne yolluklu yapacağız bunu. Tamam mı? Ya tünel yolluk yapacağız bunu ya da normal yollukla, dağılım yollukla yapacağız bunu. Bunun bir de three plate mold dediğimiz kısım var. 3 plakalı. O biraz sıcak yolluk gibidir. Şimdi sıcak yolluğu bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Orada bir plaka daha giriyor burada işin içine. O kısımları ilerleyen seviyelerde anlatacağım ben size. Yavaş yavaş, yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi kalıpçılık dediğimiz olay bu. En basit, en standart bir enjeksiyon kalıbı şu plakalar olmadan oluşmuyor. Tamam mı? En basit enjeksiyon kalıbı budur. Bunun daha basiti yoktur. Şimdi bunun altına bir tane daha göçmesin diye yani şöyle düşünün bunu. Bu enjeksiyon açıla kapana açıla kapana tabii bu enjeksiyonun mengenesi de bunu belli bir kuvvetle sıkıyor. Bu plakaların yamulmaması, eğrilmemesi için alta bir plaka koyarlar ya da şu plakadan şu itici grubunu delerler geçerler buraya destek atarlar. Destek nasıl çalışır? Buraya basar, buradan da buraya basar. Yani şu burada şöyle bir bel vermemesi için. Bel verirse ne olur? Çapağa geçer parça. Bu tarz şeyler yaparlar, önlem alırlar. Bunları da anlatacağız size. Fakat en basiti bu. Tamam mı? Bakın 23 dakika oldu. Şu 15 dakikadan 23 dakikaya kadar oturun, defalarca dinleyin. Tamam mı? Bunun ne olduğunu, bunları niye koyuyoruz? Bakın şu arada boşluk niye var? Bunu biz buradan merkezliyoruz. Burada herhangi bir sürtünme olmasın diye var. Bunu burada sıfıra sıfır yapmayacaksın. Tamam mı? Bu grup kendi başına merkezleyecek kendisini. Zaten sen bu çeliği de bunlarla merkezlemiyorsun. Bunları da anlatacağım ben size. Bunlar tamamen burada civata montaj. Bütün merkezleme işi şu çelikte bitiyor. İtici grubu da bununla merkezleniyor. Bu çelik de bununla kilitleniyor, merkezleniyor. Şunların herhangi bir merkezlemesi yok. Bunların da herhangi bir merkezlemesi yok. Bütün merkezleme şu iki çelikte. Kavite çeliklerinde plastiğin temas ettiği, ham maddenin temas ettiği çeliklerde ve ham maddeyi düşüren, ham maddeyi kalıptan çıkartmaya veya dolumuna yardımcı olan elemanların tamamı da bu iki çelik üzerine merkezlenir. Bu çeliği bir kere bağlarsın, bir kere de elinden gelen bütün operasyonları yaparsın ve mümkün mertebe dik işlemde bunu iki operasyonda çıkartmaya çalışırsın. Yoksa her operasyonda %1, %2 yaptığın hata, her operasyon başında %2, 3 operasyon yapsan %6, 5 operasyonda onda 1'e tekamül eder, yanlış işlem yaparsın. Tamam mı? Bu iki çelik bu şekildedir. Şimdi kalıp setini oluşturduğumuza göre bu videoyu burada bitireyim. Şimdi bundan sonra ne yapacağız biz sizinle? Bundan sonra şunu yapacağız. Kolonunu burcunu atacağız. İtici grubunu yapacağız. Civatalarını atacağız. Enjeksiyon yolluk memesini koyacağız. Ve şu grupları yavaş yavaş oluşturacağız. Videolar da çok çok uzun olsun istemiyorum. Sıkılmadan geçin arkadaşlar. Seti oluşturduk. Setin üzerine şimdi standart kalıp elemanlarını koyacağız. Tamam mı? Standart kalıp elemanlarını bir sonraki videoda
yerleştirmeye başlayacağız. İyi çalışmalar dilerim.